Merhaba arkadaşlar. Bugün World of Tank'a yeni başlayan, seviye 10, seviye 8, seviye 7, seviye 6 ya da seviye 9 herhangi bir tanka az olan ve keşke bir tane daha olsa, hiç çaba sarf etmeden alsam diyen arkadaşlar için ilginç bir video olacak. Bu videoda arkadaşlar koleksiyon tanklarını anlatacağım. Koleksiyon tankları nedir? Nasıl alınır? Bunları göreceğiz. O zaman hemen başlayalım. 1. Koleksiyon tankları nedir? Abi koleksiyon tankı World of Tank'ın bir teknoloji ağacı var gördüğünüz gibi. O teknoloji ağacını World of Tank yeniledi, sadeleştirdi ve o sadeleştirme sırasında arta kalan tanklar oldu. Bu tankları da oyundan silmek yerine World of Tank WOTS ne yaptı? Koleksiyon aracı yaptı. Ve dedi ki ben bunları koleksiyon dükkanına koyuyorum. Siz bunları araştırmadan satın alabileceksiniz dedi. Süper. Koleksiyon tankları budur abi. Yani ekstra özel ya da ekstra kredi getiren, ekstra bilmem ne getiren bir tank değildir. Bu anlamda çok sorular geliyor. Bu anlamda bazı insanlar bana özelden de mesaj atıyor. Fakat öyle bir şey değil. Normal tank, teknoloji ağacında olan bir tank. Teknoloji ağacı sadeleştirildi. World of Tank'ta aha dedi ben bunu silmiyorum. Bunu koyayım kenara. Koleksiyon aracı olarak kalsın bu dedi. 2. World of Tank'ta koleksiyon dükkanına nasıl ulaşılır ve koleksiyon aracı nasıl alınır, şartları nelerdir? Dükkana geliyorsunuz. Koleksiyon araçları var. Ona tıklıyorsunuz. İlgili tüm ülkeler açılıyor. Koleksiyon aracı olan tüm ülkeler açılıyor. Ardından ilgili ülkeye tıklıyorsunuz ve buradan istediğiniz aracı kredi karşılığı alabiliyorsunuz. 3. Koleksiyon tanklarını almak için gerekli şartlar nelerdir? Arkadaşlar koleksiyon tanklarını almak için bir krediniz olması gerekiyor. İkinci koşul ise arkadaşlar o ülkenin ilgili seviyeli tankını araştırmanız gerekiyor. Yani siz seviye 11 araç alacaksanız eğer koleksiyon ağacından gidip o ülkenin seviye 11 aracını araştırmış olmanız gerekiyor teknoloji ağacından. Hepsi bu. Ondan sonra paşa paşa kullanıyorsunuz. Bitti. 4. Hangi koleksiyon tank alınmalı? Hangi koleksiyon tankları için para verilmeli? Arkadaşlar bu soru çok net değil tabii ki. Hangi koleksiyon tankını alacağım sorusu teknoloji ağacındaki hangi tank daha iyidir sorusuyla eşdeğerdir. Dolayısıyla bu soruya net bir cevap veremeyiz çünkü oyuncunun kendi oyun tarzıyla alakalı bir şeydir. 5. Koleksiyon tanklarını tanıyalım. Evet abi şimdi burada yüzeysel olarak ben size koleksiyon tanklarını anlatacağım. Hangi koleksiyon tankları nedir, nasıl oynanır, özellikleri nelerdir diye bunlardan bahsedeceğim. Düşük seviyelere hiç girmeyeceğim arkadaşlar. Yani 3, 4 falan belki onlardan da bahsederim ama ağırlıklı 10, 8 falan onları anlatacağım. Şimdi burada ilk göstermek istediğim tank 113. 113 tankı benim dükkan şeyimde de olan bir tank. Garajımda da olan bir tank. 113 tank eskiden çok iyi bir tanktı. Fakat meta değiştikçe işte yeni tanklar, daha zırhlı tanklar, işte Obje 277, Obje 430 gibi hatta VZ 5A gibi tanklar geldiği zaman artık 113 metaya uymayan bir tank haline geldi. 113'ün en önemli özelliklerinden biri hareket kabiliyetidir. Side scrap yapabileceğiniz bir yan zırhı vardır. Bu anlamda 113'ü tavsiye edebilirim ama oynaması artık zor bir tanktır. Top eğimi çok fazla değildir. Ki şu anda metada gerçekten top eğiminin çok fazla önemi var. 113 alınabilir bir tanktır. Hani bu tanklar arasında alabileceğiniz tanklardan biridir. T-62A. T-62A Rus orta tankı. Seviye Rus orta tankıdır. 10 seviyedir. Eskiden Obje 140'tan önce bu tank çok fazla tutuyordu. Fakat Obje 140 çıktı ve Obje 140'a WOT yapımcıları bir upgrade getirdiğim ben. Tarihi çok güçlendi Obje 140'ın. Ondan önce T-62A çok tutulan bir tanktı. Ama T-62A'nın da Obje 140'tan eksiği taret gücüdür. Fakat top eğimi sanırım biraz daha fazlaydı. T-62A'nın yani daha iyi bir top eğimi var aslında. Buna rağmen günümüzde şu anda oyuncuların en fazla tuttuğu tank Obje 140'tır. Garajınızda Obje 140 varsa T-62A çok fazla gerek var mıdır? Bilemem ama yine hani alayım oynayayım diye düşünürseniz yine koleksiyon tankları arasında alınıp oynanabilecek tanklardan biridir T-62A. AMX-30B'de Fransız bir tank abi. Fransız tanklarını ben genelde tavsiye etmiyorum. Bu da seviye 10 orta tank, Fransız tankı. Bu tankın en kötü özelliğinden biri topunun penetrasyonu çok düşük olması. Kendi seviyenize denk geldiğinizde başınız çok belaya girecektir. Çünkü düşmanı delemediğiniz zaman ona karşı bir tehdit oluşturmuyorsunuzdur. O anlamda bu tankı
burada tavsiye etmiyorum. Peki niye anlattın diyeceksiniz. Soranlar olacaktır. Çünkü o da koleksiyon tanklar arasında seviye 10 bir tank. O yüzden anlattım. Bir sonraki tankımız yine T-71DA tankımız. Arkadaşlar bu da Amerikan tankı. Hafif tank. Seviye 7 bir tank. Bunu tavsiye eder miyim? Eskiden aslında bu da kaliteli bir tanktı. Hani bu son güncellemelerden önce oynanabilen bir tanktı. Ama tabi seviye 10 light'lar gelmeden önce çok iyi bir tanktı. Seviye 10 light'lar geldikten sonra artık bu da çok fazla oynanabilen bir tank değil. Ama görüş menziline baktığımızda arkadaşlar gerçekten tespit mesafesi muazzam. Yani seviyeye göre iyi bir tespit mesafesi var. O yüzden oynanabilir tanklardan biri diyebilirim. Ama tabii ben yine size bunu tavsiye etmem. Bir sonraki tankımız Jagdpanzer 2. Almanların tankı arkadaşlar. Jagdpanzer 2 namı diğer Jagiruya, yani Jagdpanzer E100'e kadar giden bir hattıydı bu. Bu hatta göre çok hızlı bir tank. Bu tank gerçekten hızlı ve etkili bir tank diyebilirim. Çok atış gücü açısından çok etkili bir tank. Tavsiye edebileceğim tanklar arasında. Zaten baktığınızda da görünüşü Ferdinand'ı anımsatıyor ve gövde zırhı 100 milimetreyi 100 milimetre ön gövde zırhı var. Şu açı 100 milimetre. Dolayısıyla siz buradan sektirebilirsiniz. Hatta şuradan da sektirebilirsiniz. Tavsiye edebileceğim tanklardan biridir. Alınabilir diyebilirim size. Evet arkadaşlar. Bir sonraki tankımız ise Alman seviye 4 tank antisi Hetzer. Bu şiddetle tavsiye ederim size. Çünkü kendi seviyesine göre çok güzel bir topu var. O delme oranı çok iyi, hasarı çok iyi, ortalama hasarı çok iyi. En ilginç özelliklerinden biri çok hızlı olabilmesi, hareket kabiliyeti çok yüksek olması, gizlenmesi muazzam. Bakın şu anda standartını görüyoruz biz. Gizlenmesi muazzam ve enteresan bir özelliği daha var arkadaşlar. Bakın Alman tank avcılarının çoğunda, bazı seviyelerin çoğunda bunu görüyorsunuz. Eğimli bir ön zırh. Sizin kendi zaten bir zırhınız var. Üstüne bir de bu eğim eklendiğinde 60 metrelik bir gövde zırhı var. Üstüne bu eğim eklendiğinde ciddi anlamda tabii kendi seviyenizde olan birçok mermiyi sektirebilme ihtimaliniz doğuyor arkadaşlar. Hızınızla da çok seri bir şekilde cephe değiştirebileceğiniz bir tanktır. Sonuç. Sonuç arkadaşlar, koleksiyon araçları alınır mı? Evet, alınır. Bazı koleksiyon araçları alınır, kullanılır ve oynanır. Keyif de alınır. Tabii ki siz burada koleksiyon araçlarına gidip teknoloji harcındaki top seviye tanklarla karşılaştırırsanız alınmaz dersiniz. Yani örneğin bir 113 gidip IS-7 ile karşılaştırırsanız alınmaz dersiniz. Ya da bir T-62 I-430 ile karşılaştırırsanız alınmaz dersiniz. Kendi içerisinde karşılaştırdığınızda hangi koleksiyon araçları daha iyidir onları da anlattım size. Umarım faydalı olmuştur. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.